Mars'a ilk iniş yapan keşif aracı, Viking 1'in çektiği görüntülerde, Kızıl Gezegen'de bundan milyarlarca yıl önce, bir felaket yaşandığı keşfedildi. Bilim insanları, bundan 46 sene önce, Mars'a iniş yapan ilk keşif aracı olan Viking 1'in çektiği, Mars yüzeyi fotoğraflarını araştırmaya koyuldular. 46 yıllık fotoğrafların araştırılması sonucunda, Kızıl Gezegen üzerinde, bundan milyarlarca yıl önce okyanus olduğu, hatta bugünkü haline gelmesinin sebebinin de, bu okyanus olduğunu düşündükleri bir sonuca vardılar. Bilim insanları için, Mars'a konan Viking 1'in gönderdiği fotoğraf, hep kafa karıştırıcı olmuştu. Zira burada neden bu kadar fazla taş olduğuna, anlam verememişlerdi. Taşların fazlalığına anlam vermek isteyen araştırmacılar, ilk olarak bir volkanik patlama veya meteor çarpması olasılığını gözden geçirdiler, ancak yakınlarda ne lav izleri ne de meteorun sebep olacağı kadar büyük bir krater vardı. Daha sonra ortaya daha önce de atılmış olan, Mars'ta okyanus vardı teorisine dayanarak, bu taşların buraya devasa bir tsunami sonucunda taşınmış olabileceğini düşündüler. Fotoğrafın çekildiği bölgenin etrafını haritalayan araştırmacılar, gerçekten de bu bölgenin, 110 kilometre uzağında, devasa bir meteor krateri buldular. Araştırmacıların teorisine göre, bundan 3,4 milyar yıl önce Mars'ın kuzey ekvatoral bölgesine, 9 kilometre çapında bir meteor çarptı ve 13 milyon megaton TNT enerjisi meydana getirerek, bir megatsunamiye sebep oldu. Bu taşlar bu megatsunami felaketi sırasında, bu sayede oraya kadar geldi. Bilim insanlarına göre Mars, megatsunamiye neden olan, kendi dinozor katili asteroidi tarafından vurulmuş olabilir. Dünyadaki dinozorların çoğunu, 66 milyon yıl önce yok eden, Chicxulub çarpmasına benzer bir asteroid çarpması, gezegeni sığ bir okyanus bölgesinden vurdu ve, suyun gezegen boyunca yayılmasına yol açtı. Geçmişte yapılan araştırmalar, Mars'ın kuzey ovalarındaki bir okyanusa, asteroid ya da kuyruklu yıldız çarpmasının, yaklaşık 3,4 milyar yıl önce, bir megatsunamiye yol açmış olabileceğini öne sürmüştü. Fakat yeni çalışmadan önce, çarpmanın açtığı kraterin yeri belirsizdi. Kızıl Gezegen'de bundan milyarlarca yıl önce, aynı dünyada dinozorların türünü yok eden türde, bir felaket olayı yaşanmış olma ihtimali, gerçekten çok heyecan verici. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda, benle paylaşmayı lütfen unutmayın.